İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Türkiye, Çin'in Uygurlarla ilgili politikasını sert bir şekilde eleştiriyor. Ararat Mirzoyan ile Bako Sahakyan güvenlik ve parlamento işbirliği konularını görüştüler. Şoş topluluğunun anaokulu Mayıs ayında açılacak. Derzor'un yakınında 200'den fazla rehine kurtarıldı. Adıyaman'da tahrip olmuş ormanların restorasyonu için ağaç dikimi düzenleniyor. Spitak adlı film 3. Uluslararası Vichislav Tikhonov Film Festivali'nin en iyi filmi seçildi. Batı Ermenistan, Ani Kamah. Ağustos ayında Suriye ordusu İdlib'e yönelik büyük çaplı saldırılar başlatacağı sırada Çin bu operasyona katılmaya hazır olduğunu açıkladı. Neden? Türkistan Partisi'nin El-Kaide yanlısı teröristleri çoğunlukla İdlib'de bulunuyor ve kendi üyeleri arasında Uygur asıllı Çin vatandaşları yer alıyor. İdlib'e karşı saldırılar başlarsa teröristlerin Halep ve Hama çevresindeki Suriye ordusunun siperlerine karşı terörist saldırılarda artış olacak. Acaba Çin bu olup bitene karışacak mı? Türkiye'nin açıkça beklediği budur. Bir grup Türk 10 Şubat'ta Bursa ve İstanbul sokaklarında Çin makamlarının Uygurlulara yönelik politikasına karşı öfkelerini dile getirdi. Bursa'da sabah namazının ardından bir grup Türk, Doğu Türkistan bayrağı ve şiddete karşı dua edin sloganlarıyla şehir sokaklarında yürüdü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Uygurlara karşı gösterilen yaklaşıma değinerek Ankara'nın uluslararası toplumdan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden ülkedeki insan trajedilerini sona erdirmek için etkili önlemler almalarını istediğini ifade etti. Son yıllarda Türkiye'nin binlerce Uygura İdlib'e ulaşması için yardım ettiği ve onların ise yerel halkın evlerini zorla gasp ederek oraya yerleştikleri not edilmelidir. Bazı kaynaklara göre İdlib'de 5000 Uygur bulunuyor. Fakat Suriye ordusuyla girişilen çatışmalarda 1500 Uygurun öldürülmesi gerçek sayının daha da yüksek olduğunu gösteriyor. 5 Ağustos 2018'de Çin'in Suriye Büyükelçisi Ki Qi Kianjin, Çin ordusunun İdlib savaşında Suriye ordusunu desteklemeye hazır olduğunu açıklamıştı. Çünkü Suriye'de terörle mücadelenin yalnızca Suriye halkına değil, Çin halkına ayrıca dünyanın bütün ulusları yararınadır. O ayrıca Çin ordusunun Suriye'deki çatışmalarda yer alan ve destekçilerin kim olduğu herkesçe bilinen Uygurlu teröristlere karşı savaşacağını söyledi. Batı Ermenistan'ı zorla işgal altında tutan Türkiye, ulusal azınlıkların haklarını ayaklar altına alarak hem etik hem de yasal olmayan bir şekilde Önemli kültürel mirası yok ediyor. Hatırlatmakta yarar var ki 29 Aralık 1917 tarihinde Sovyet Rusya'nın Halk Meclisi Konseyi tarafından kabul edilen Türkiye-Ermenistan'ı Batı Ermenistan hakkındaki kararnameyle Ermenlerin tam bağımsızlığa kadar varabilecek kendi kaderini tayin hakkını tanıdı. Batı Ermenistan'ı ayrıca 19 Ocak 1920 tarihinde Paris Konferansı'nda Müttefik Devletler Yüksek Konseyi de facto ve 11 Mayıs 1920 tarihindeki San Remo Konferansı sırasında ise bağımsız ve egemen bir devlet olarak de jure tanındı. Sınırları Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından 22 Kasım 1920 tarihinde Bitlis, Van, Karin, Erzurum ve Trabzon illeri dahil çizilmiş olmasına rağmen Birleşmiş Milletler Teşkilatı bunu Türkiye'nin işgali sebebiyle tanımamaktadır. Batı Ermenistan Devleti Türkiye tarafından esir alındığı için Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tanınmadığını zorunlu olarak hatırlatırız. 1894'ten 1923 yıllarına kadar Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarında yerli otokton Ermeni halkının üç Türk hükümetleri tarafından soykırıma uğratıldığını da ayrıca hatırlatırız. Çalışma ziyareti çerçevesinde Artsak'ta bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, Stepan Hagert'te Artsak Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan ile bir araya geldi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin parlamentosundan yapılan açıklamaya göre görüşme sırasında iki Ermeni devletinin parlamentolarının işbirliğinin yanı sıra Ermenistan ve Artsak'ın iç ve dış politikaları ile güvenlikle ilgili konular ele alındı. Hayastan adlı tüm Ermeniler fonu ve Arsak Cumhuriyeti'nin devlet bütçesinin eş finansmanlarıyla Askeran yöresinin Şoşköy'ünde anaokulu inşa ediliyor. İnşaatın Mayıs ayında tamamlanması bekleniyor. Arsak Pres'in muhabiriyle yaptığı görüşmede Şoş topluluğunun başkanı Erik Abrahamyan, anaokulun inşaatının 2018'de başlandığını ve 50 çocuk için tasarlandığını belirtti. Erik Abrahamyan, şu anda anaokulun inşaatı bitmek üzere. Binanın iç kısımları ile anaokulun bahçesinde oyun alanlarının inşası devam ediyor. Dış dekorasyon ve çevrenin iyileştirme çalışmalarını da yapacağız ifadelerini kullandı. O ayrıca anaokulun gerekli binalara da sahip olacağını belirtti. Bunu Hayat Sanatlı Tüm Ermeniler Fonu sağlayacak. Suriye Demokratik Güçleri IŞİD tarafından esir tutulan yaklaşık 200 rehineyi kurtardı. Teröristler onları canlı kalkan olarak kullanıyorlardı. Bütün rehineler hacı yakınlarındaki Suriyeli mülteci kampına götürüldü. Suriye'nin Bagos köyü hala İslam Devleti terörist grubunun kontrol altındadır ama Suriye Demokratik Güçleri IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği son köye yönelik operasyon başlatmayı planlıyorlar. Yüzlerce rehine hala teröristlerin elinde bulunmaktadır. Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Zor Mağara Köyü'nde yaşayan bir grup çevre gönüllüsü 50 yıl önce yok edilen palamut ormanlarını yeniden canlandırmak için dağlık alanlara palamut tohumu ekiyor. Bugüne kadar 200 palamut tohumunu eken gönüllüler önümüzdeki dönemde bu sayıyı katlamayı hedefliyorlar. Adıyaman'da çevre gönüllülerinden Ali Polat, Adıyaman bölgesinin doğa harikası bir yer olduğunu ancak bu doğa harikasının ya devlet eliyle ya da bölgede yaşayan insanlar tarafından büyük oranda yok edildiğini ifade etti. Tohum ekme fikrinin çok daha önceden aklına geldiğini dile getiren Polat, ancak bu sene yapabildiğini dile getirdi tohum ekme çalışmasını şimdilik Besni'de gerçekleştirdiklerini dile getiren Polat, ancak kısa sürede Adıyaman geneline yayacaklarını söyledi. Adıyaman, Malatya Dersim doğası ile İzmir, Aydın, Karadeniz'de olan doğa birbirinden farklı değil. Burada bir ağaç zarar görüyorsa Karadeniz'de bir orman yok oluyor. Yaz aylarında Antalya'da yaşanan bir orman yangınında tüm ülke seferber olabiliyorken aynı ormanlara bölgede kimse ne müdahale ediyor ne de müdahale etmek isteyenlere izin veriliyor. Birçok alan devlet eliyle yok ediliyor diye konuştu. Devlet ve sermaye çevrelerinin doğayı yok ettiğini, kendisinin ise bu yok oluşa karşı durduğunu dile getiren Polat, kendi çapımda toprağa tohum atıyorum. Benim gibi duyarlı insanlar ektiğimiz tohumlara sahip çıkabilirse önümüzdeki 50 yılda bu tohumların hepsi birer ağaç ve ormana dönecek şeklinde konuştu. Alexander Kotti'nin Spitak adlı filmi 3. Uluslararası Vyacheslav Tikhonov Film Festivali'nin büyük ödülünü kazandı. Konuyla ilgili bilgiyi Moskova'da film gösterimi organizatörleri 6-10 Şubat tarihlerinde açıkladılar. Basın açıklamasında 3. Uluslararası Vichislav Tikhonov Film Festivali'nde dünyanın bir parçası ve Spitak filmlerinin en iyi filmler olarak kabul edildiği bildirildi. Alexander Kotti'nin filmi en iyi yönetmen ve en iyi ve besteci ödüllerini kazandı. Spitak filminin müziğini Serge Tankyan bestelemişti. Spitak filmi 25 bin kişinin ölümüne sebep olan ve yarım milyondan fazla insanı da evsiz bırakan 1988 Spitak depremini anlatıyor. Filmde aktörler Lernik Harutyunyan, Hermine Stepanyan, Alexander Politik ve diğerleri yer aldılar. Batı Ermenistan'ı Ani Kamah Ani Kama adlı eski kale ve Hristiyanlık öncesi kutsal yer, yüksek aykın, Daranagi ilçesinde Erzincan'ın güneydoğusunda bulunuyor. Anikama, Hayasa Azzi'nin merkezi Kumaha şehriyle tanımlanır. İsa'dan önce 4. yüzyıldan 1. yüzyıla kadar Küçük Aykın merkeziydi. Helenistik dönemde yani Hristiyanlık öncesi Ermenilerin baş tanrısı Aramaz'da ibadetin ana yeriydi. Anikamah'ta kraliyet atalarının ibadet törenleri de yapılmıştır. 1. ve 4. yüzyıllarda Ermeni krallarının mezarlığıydı pagan eğitim merkezi olmuştur. Yaklaşık 154-222 yıllar arasında tarihçi Urfalı Bardazan, Anikamah'ta çalıştı. Hristiyanlığın yayılmasından sonra Anikamah'taki el yazmaları yok edilmiş, arazileri ise kiliseye devredilmiştir. Sasani Kralı 2. Şabuh 369 yılında burayı işgal edip mezarlıktan Ermeni krallara ait kemikleri çalıp harabeye çevirdi. 4. ve 11. yüzyıllarda Bizans kalesi oldu. 1515 tarihinde Türkler burayı işgal etti. Kale bazı kısımları günümüze kadar korunan güçlü surlarla kaplıydı. İçerideki kiliselerin de olduğu pek çok binanın kalıntıları bulunmaktadır. Kalenin kuzey kısmındaki dağın içinden yüksek kaleye giden dolan başlı merdivenlerden doğal ve suni pencerelerden oluşan karayolu oyulmuştur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Yer Yer darun Sinirat eseri sunuyoruz. Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.